İyi akşamlar değerli izleyenler. Her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da siz değerli izleyicilerimizle yine hep beraberiz. Hoş geldiniz İbrahim Bey. İdrar kanalı darlığı nedir diyerek başlayalım. İdrar kanalı darlığı, evet. Üretra darlığı veya idrar kanalı darlığı. Üretra darlığı veya idrar kanalı darlığı son zamanlarda maalesef ne oluyor? Hızla yayılıyor. Binlerce insan bundan muzdarip. Hatta Düzce'den Mehmet Bey adamcağız 6 ayda bir ameliyat görüyor. 6 ayda bir ameliyat, tam 13 defa ameliyat olmuş. Her ameliyatta tabii ki bir parça alıyorlar. Ne oluyor? Çözüm yok. Yine ameliyat, yine ameliyat. Herhangi bir nedenle idrar kanalında, idrar kanalı mesela neyle? Penis veya bayanlarda arasında işte. Şimdi burada herhangi bir nedenle mikrop kaparsa veya yaralanma sonucu buraya bakteri veya mantar yerleşirse ameliyat çözüm değil. Ben çeşit çeşit ameliyat metotları var efendim. İşte lazerle içeriden ameliyat, çok ince bir sistoskopi gibi bir aletle içeriden ameliyat yapılır veyahut da açık ameliyat. Efendim çeşit çeşit ameliyat yöntemleri var fakat ameliyatların hiçbirisi %100 netice vermiyor. Genellikle ameliyat olanlar sürekli ameliyat olmak zorunda kalıyor. Oysa üretra darlığı problemi olanlar için ne var? Çok güzel bir bitki var veya birkaç bitki var. İşte bunlardan biri de şu bahçemizi, her tarafını, bahçeyi, tarlayı böyle çok amansız bir şekilde yerleştiği yeri böyle salgın şeklinde saran ayrık. Bu ayrığın otu, şu çiçeği, şu da kurutulmuş kökü. Ayrık kökü. Bu ayrık kökünün birleşimindeki etken maddeler antiviral, antibakteriyel özelliklere sahip. Bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Bugüne kadar yapılan araştırmalarda üretra darlığının sebebinin en önemli sebeplerinden biri bağırsaklarda zararsız olan E. coli bakterisi idrar kanalına yerleşiyor ve tehlikeli oluyor. Antibiyotik kullanılırsa yok olmadığı gibi daha da tehlikeli oluyor. Kuduz gibi, köpek gibi yani. Diyelim ki köpeğiniz var evinizde, ne yapıyor? Sahibine zarar verir mi? Vermez. Fakat bu da E. coli bakterisi. Bağırsaklarda kaldığı sürece problem yok. Faydalı bir bakteri. İdrar yoluyla idrar kanalına yerleşirse veya mesaneye yerleşirse de aynı şekilde tehlike arz ediyor. İdrar kanalına yerleştiği zaman kişi bunu yok etmek için antibiyotik kullanırsa problem daha da ağırlaşır. Bu nedenle antibiyotik asla çözüm değil. E. coli bakterisine karşı ayrık kökü, ayrık köküyle ilgili bir klinik araştırması yapılmış. Bu klinik araştırmasına 58 urolog, 313 idrar yolları enfeksiyonu, mesane iltihaplanması yani sistit, prostatit yani prostat iltihaplanması, üretritis yani üretra iltihaplanması yani idrar kanalı iltihaplanması gibi rahatsızlığı olan, idrar yolları enfeksiyonu olan hastaları tedavi etmişler. Ayrık kökünün ekstraktı olması lazım. Yani otu, yani bu kökü, kökünün birleşimindeki etken madde yeterli değil. Çünkü polizakaritler %3 ile 10 arası. Bu ısırgan şey, ayrık kökünün birleşimindeki etken madde tedavi için yeterli değil. Bu nedenle ekstraktı. İkinci önemli bitki kremberi. Kremberi de aynı şekilde idrar yollarında enfeksiyona sebep olan E. coli bakterisini yok eder. Klinik araştırması var. Belge var, bilgi var. E. coli bakterisine karşı, evet, E. coli bakterisi de şu bakteri, gösterebilirse kamera. Böyle, pardon, şurada mı bakıyoruz? Şu parmağımla gösterdiğim şu bakteri işte. Tehlikeli bakteri, E. coli bakterisi. Evet, balon gibi etrafında
böyle kolları var. E. coli bakterisine karşı dünyada en etkili bitkiler. Ayrık kökü, kremberi, huş yaprağı, huş ağacının yaprağı, altın başak otu, ardıç kozalağı. Ardıç kozalağı, o da buradaydı. Şimdi arayıp bulamayacağız. Biraz karışık. Bunların ekstrelerinden, bitki özütünden, destilasyonla elde edilen ekstrelerinden çok özel iki formül geliştirdik. Bir, ayrık forte, iki kremberi forte. Bunları kişi kullandığı zaman, eğer ki bağırsaklarında mantar varsa bağırsaklardaki mantarı tedavi etmek gerekir. Çünkü bağırsaktaki mantarlar veya E. coli bakterisi tekrar idrar yoluyla idrar kanalına ulaşır veyahut da mesaneye ulaşır veya böbreklere ulaşır. Yine problem olur. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmeden kesin çözüm olmaz. İyileşir, hastalanır. İyileşir, hastalanır. Çözüm olmaz. Bu nedenle bağırsakları tedavi etmek şarttır. 13 defa ameliyat olan beyefendiyi hamdolsun iyileştirdik. 13 defa. 6 ayda bir ameliyat olmak zorunda. Bazen de idrarını yapamıyor. Ne yapıyor? Sonda taktırmak zorunda kalıyor. İlk başlarda ameliyat olduğunda 1-2 ay ameliyat olduktan 1-2 ay sonra idrar yapabiliyor. Sonra yavaş yavaş idrar kanalı daralıyor. Bu sefer sondayla, sonda takarak idrar yapmaya çalışıyor, dayanıyor, ameliyat olmak istemiyor. Fakat çok daralıyor. Artık sondayla bile, sonda bile idrar yapamaz hale geliyor. Yani bu nedenle Allah korusun, üretre darlığından dolayı ameliyat olmak çözüm değil. Kimyasal ilaç kullandığı zaman da tehlikeli. Bu da çözüm değil. Evet hocam, sistitle devam edelim. Sistit nedir diyelim, bitkisel çözüm yollarından yine bahsedelim. Evet. Buna nazaran. Sistit de aynı şekilde, sistitin oluş sebebi de üretre darlığında olduğu gibi bağırsaktaki mantarlar ve E. coli bakterisi mesaneye yerleşir. Yani %50 bakteri, %50 E. coli bakterisi sebep oluyorsa enfeksiyona, %50 aynı şekilde mantarlar sebep oluyor. Mesane mukozası çok hassas. Küçük bir torbacık gibi kese. Böbreklerden birkaç damla idrar geldiği zaman mesaneye yandığı, kavrulduğu için sinir uçları açıkta kalıyor mesanede. Mesane doluymuş gibi sürekli beyne sinyal gidiyor. Mesane yerleşen bakteri, E. coli bakterisi ve mantarların üretmiş olduğu zehirli gazlar, zehirli alkoller, hormonsu maddeler mesane mukozasını yakıyor, kavuruyor. Sinir uçları çok hassas hale geliyor. Bazı insanlar bir gecede 30 defa lavaboya gidiyor. 10 dakikada bir uyanıyor. 10 dakikada bir hayatı zehir oluyor. Sokağa çıkamıyor. Sokağa çıksa idrarı geldi. Oraya soruyor, buraya yapacak hali yok. Ne yapsın? Bayansa, erkekse altını bezlemek zorunda kalıyor. Ne yapsın? Yani hayat bitiyor yani. Veya sondayla. Yani çok kötü bir durum. Aynı şekilde buna karşı da ne gerekiyor? Ayrık kökünden elde edilen ekstrak, ayrık forte. Yine aynı şekilde kremberinin ekstraktı. Bunları kullandığı zaman bu kremberi ve ayrıkla ilgili klinik araştırmalar yapılmış, etkisi ispat edilmiştir. Belge var, bilgi var bu konuda. Laf yok. İsteyene istediği belgeyi sunabiliriz. Interstisyal sistit ve üretra darlığı kimyasal ilaçlarla tedavi edilemez ediyoruz diye yalan söyler. Kimyasal ilaç kullandıkça bakteri, E. coli bakterisi daha da azıyor. Bir, mantarlar. Mantarlar neyle beslenir? Mantarlar antibiyotikle beslenir. Evet, antibiyotikle, antibiyotik sadece bakteriyi öldürür. Antibiyotik mantara zarar veremez. Antibiyotik kullandıkça kişi ona mesela hayvanları neyle besliyorsunuz? Samanla besliyorsunuz, küspeyle besliyorsunuz. Mantarı da antibiyotikle beslersiniz. Ne kadar antibiyotik verirseniz mantar o kadar çoğalır. Çünkü mantarı besleyen bir şekerdir, iki antibiyotiktir. 1935 yılında Alexander Fleming küflenen yoğurdun bir sıvı ürettiğini görüyor. O sıvı
bakteriler öldürdüğünü görüyor. Oo, ben antibiyotik buldum. Bakterileri öldüren bir ilaç buldum. Hemen onu üreteyim. 2 yıl sonra penisilini üretiyorlar, piyasaya sürüyorlar. O günden bugüne kadar insanlar zehirleniyor. 37'den bugüne kadar. Kaç yıl oldu Allah'ım? Penisilin kullanan herkeste alerji ortaya çıkar. %100 eninde sonunda. Cilt hastalıkları, nefes darlığı, kalp damarı, bir sürü hastalık çıkar. Çünkü penisilin bağırsaktaki faydalı bakteriyi yok eder. Sadece penisilin değil, örnek olarak veriyorum. Penisilin aynı zamanda bağırsaktaki mantarları çoğaltır. Çünkü penisilin küf mantarını üretmiş olduğu toksik maddedir zaten. Penisilin bunu üretiyor. Siz ne yapıyorsunuz? Antibiyotik vererek hadi yürü çoğal diyorsunuz. En tehlikeli işi yapıyorsunuz. Belki bir antibiyotikle birkaç bakteri yok ediyorsunuz ama mantarları azdırıyorsunuz. 200-300 kat hızla yayılıyor. Yani antibiyotik genelde dediğimiz gibi sürekli en ağır hastalık durumlarında veriliyor. Hani grip, bal enfeksiyonlarda da ama bunun yerine bitkisel olarak nasıl antibiyotiğin yerine geçecek bitkiler var? Kullanım amaçlı sizin önerebileceğiniz. Ha, çok güzel maşallah. Güzel bir soru. Antibiyotiğin yerine bitkisel antibiyotik var zaten. Çinliler bunu 1200 yıldır kullanıyor. Yeni bir şey değil. Cordyceps. Çin tırtır mantarı. Adamlar bunu 1200 yıldır kortizondan 3 kat daha iltihapları önleyici özelliğe sahip. 3 kat daha etkili kortizondan. Kortizon gibi de yan etkisi yok yani. Kortizon yan etkisi var. Kemikleri inceltir, deriyi inceltir, cam kemik olur, hafıza gider vesaire vesaire. Yani kortizon rahmetli Bülent Ecevit'e verdiler de adamcağızın kemikleri cam kemik oldu, hafızası gittiydi. Kortizon çok tehlikeli. Cordyceps hiçbir yan etkisi yok. Bir, 1200 yıldır bilinen, kullanılan en doğal, en ideal antibiyotiktir. Hiçbir yan etkisi yok. Himalaya dağlarının 3500 metre yukarısında oksijenin az olduğu bir yerde, vitamin, mineral bakımından yoksun bir toprakta, diğer bitkilerin özünü emerek yetişen parazit bir bitki. Bunun birleşimindeki etken madde bakteri, virüs ve mantarları yok edici. Klinik araştırmalarla belgelenmiş. Çinliler kullanıyor. Evet. Biz de bununla ilgili cordyceps'i daha etkili hale getirdik. Neyle? Sinirli ot. Ladengülü. Cordyceps forte diye bir formül geliştirdik. Cordyceps mesela %70, %80 etkiliyse biz onu %100 daha etkili hale getirdik. Çok özel bir formül geliştirdik. Bağışıklık sistemini. Evet, bağışıklık sistemine geçecektim. Bağışıklık sistemini peki nasıl güçlendirebiliriz? Hele ki bu geçiş dönemlerinde. Evimizi, hücreleri bünyemizde, her insanın bünyesinde 100 trilyon hücre var. Bu hücrelerin faaliyeti sırasında ne oluyor? Hücreye vitamin, mineral, enzim giriyor, oksijen giriyor, glikoz giriyor ve artık madde çıkıyor. Sürekli bir işlev var, bir. Bir de hücreler bölünüyor, eski hücre ölüyor, yeni hücre faaliyete geçiyor, saniyede 50 bin hücre faaliyete geçiyor. Yani sürekli vücudumuzda bir faaliyet var ve saniyede 500 trilyon kimyasal reaksiyonlar oluşuyor. Bu reaksiyonlar için ne gerekir? Oksijen, mineral, enzim, amino asit, glikoz vesaire vesaire. Şimdi mutfağa girdi bir bayan. Bulaşık yıkayacak deterjan yok. Çamaşır yıkayacak, çamaşır tozu yok veya su yok, evini süpürecek süpürge yok veya yemek yapacak, elinde mesela helva yapacak, un yok, şeker yok, tuz yok, şu yok, bu yok. Ne oldu? Hiçbir şey yapamadı. Bir hafta sonra o bayanın evi neye döner? Çöplüğe döner. Ha, günümüzde bazı insanlar böyle çöp meraklısı olan insanlar var. Çöp toplarlar. Benim tanıdığım bir tanesi var. Adam sokakta ne bulsa evine getiriyor, evi çöplüğe dönmüş. Herkes şikayetçi ondan. Zamanla çöp eve döner, insan hücresi, yani bağ dokuları, ara dokular vesaire vesaire. Yani farkına varmaz. Sık sık hastalanır. Bağışıklık sisteminin zayıfladığını gösterir, sinyal verir, hop diyor, dikkat et. Senin vücudun çöplüğe döndü diyor. İnsan bünyesi çöplüğe döner. Vitamin, mineral yok, enzim yok, amino asit yok, hiçbir şey yok. Ne oldu? Temizlenemiyor, vücut arınamıyor. Evet, vücut, bir de şu duvar. Şu elimdeki rapor ne diyor? Bu Alman Sağlık Bakanlığı'nın meyveler üzerinde yapmış olduğu bir araştırma. Diyor ki bu araştırmada
Efendim, çilek. 20 yıl önce çilekteki kalsiyum azalmış, magnezyum azalmış, C vitamini azalmış. Muzda kalsiyum %12 azalmış, folik asit yani B9 vitamini %84 azalmış, magnezyum %13 azalmış, B6 vitamini %92 azalmış. Yani elma ayrı, ıspanak, havuç, patates, fasulye, brokoli yani bir sürü sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzim azalmış. Ortalama %60, %70. Neden? Aşırı kimyasal ilaç kullanmaktan, bağda, bahçede, tarlada, her yerde kimyasal gübre kullanmaktan doğayı öldürüyoruz. Bitkileri öldürüyoruz, hayvanları öldürüyoruz. Aslında kendimizi de öldürüyoruz, farkında değiliz. Yediğimiz şeylerde vitamin yok, mineral yok, enzim yok. Birisi diyor ki bana, ya hocam diyor, ben diyor, çok iyi besleniyorum. Sebze, meyve, her şeyim var, param var, pulum var, sağlığım yerinde. İşte hastalanırsam, grip olursam multivitamin alıyorum, antibiyotik alıyorum. Ama diyor fakir bir arkadaşım var, durumu iyi değil. Adam üşütse, grip olsa, nezle olsa hap almıyor, hiçbir şey almıyor, beslemesine dikkat etmiyor. O adam sağlıklı, ben hastalıklıyım diyor. O adam hastalandı, üşütme, grip, nezle olduğu zaman herhangi bir antibiyotik almıyor ki bağırsak florası çökmüyor. Bağışıklık sistemi onu yeniyor. Ama bu ne yapıyor? Antibiyotik alıyor, kendini zehirliyor. Farkında değil. Zehirleniyor. Kendi kendini zehirliyor. Yani Türk tarzı intihar bu. İlaç kullanmak. Japonlar harakiri yaparak ani ölü intihar eder. Türkler de sürekli ilaç kullanarak, leblebi gibi ilaç kullanarak yavaş yavaş intihar ediyor. Bilinçsizce bir intihar bizimki. Bilerek değil, bilmeyerek. Evet, karındaki şişlikten de biraz bahsedelim. Dur bir dakika. La ilahe illallah Muhammed tamam. Resulullah. Bağışıklık sistemini güçlendirdik mi? Güçlendiremedik. Tabii, buyurun. Yani neden kaynaklanıyor? Bağışıklık sistemi çöktü söyledik. Ama nasıl güçlendireceğiz? Onu söyledik mi? Söylemedik. Yarım kaldı. Kortisep dedik bir. İkincisi, kortisep bitkisel antibiyotik. İki, şimdi peki insanlar besinlerden, elmadan, armuttan, sebzeden, meyveden, vitamin, mineral, enzim alamıyor. Çünkü kimyasal ilaçlar nedeniyle sebze de meyve artık nedir? Sebze ve meyveler artık besin değeri düşük. Fakir meyve, fakir meyve. Meyveler artık fakirleşti. Neden fakirleşti? Meyve ve sebzeler fakirleşti. Vitamin bakımından fakirleşti, mineral bakımından, enzim bakımından. Fakir, yediğimiz her şey fakir. Vitamin yok, mineral yok, enzim yok, hiçbir şey yok. Boş boş saman gibi şeyler yiyoruz. Ben Almanya'ya yine gittiğimde 30-35 yıl önce ilk gün sofraya oturdum. Salatalık saman gibi. Domates, salatalık her şey saman gibi. Dedim ki ya bu ne biçim iş? Bu sebzeler, meyveler saman gibi hiçbirinin tadı yok. Güldüler bana. Abim gibi güldü dedi ki alışırsın, alışırsın. Yok dedim ben Almanya'yı sevmedim. Sebzesi, meyvesi, yiyeceği, çöp. Hiçbir şeyin tadı yok. Niye? Güneş yok Almanya'da. Şimdi aynı durum ülkemizde de oldu. Neyle? İlaç kullanarak. Yiyoruz ama tad yok. Bir de buna ekstra GDO'lu, hormonlu, şurlu, bunu. O daha tehlikeli. Oraya girmeyelim. O da tehlikeli madde. Bir de öyle işler var. Dünyada yasak olan şeyler Türkiye'de serbest. Bir de öyle biliyorsunuz. Şimdi bu gördüğünüz nedir? Spirulina. Yani mikro mavimsi yeşil yosun. Evet şöyle. Bu mikro yosun Hawaii adaları ve Avustralya ve Afrika'nın Çat Gölü'nde eskiden doğal olarak kendiliğinden yetişen mikro yosun dünyada en ideal gıda takviyesi. Kim söylüyor? FDA. Kim söylüyor? Yani Dünya Sağlık Örgütü. Klinik araştırması yapılmış. 1 gramı 1 kilo sebze ve meyvedeki vitamin, mineral, enzimden daha çok vitamin, mineral, enzim artı omega 3 yani balık yağı, balık yağında bulunan omega 3, omega 6, omega 9 içerir. Esensiyel yani besinlerde olan amino asitleri içerir, besinlerde olmayan amino asitleri de içerir. Bu nedenle spirulina dünyada tekdir, anne sütüne eşdeğer gıda olarak tek. Bunu kişi kullandığı zaman günde 5 defa yani 3 defa, 4 defa veya 5 defa
5 kapsül aldı diyelim. Ne olur? Vücudun ihtiyacı olan vitamin, mineral, enzim, omega 3, 6, 9, amino asitler aldığı zaman ne olur? Hücreler, 100 trilyon şu kadar hücre, bunların faaliyeti hızlanır. Bir, amino asit protein yapabilir, enzim yapabilir, efendim hücreyi yenileyebilir, hızlanır faaliyetler. Ne yaptı? İşini yaptı, görevini yaptı. Vücut ne yapar? Hücre içerisindeki bütün artık maddeleri temizler, arınır ve kişi 6 hafta, 7 hafta sonra gücünün en az %50 güç kazanır. Dopingdir bu. Ama kimyasal tehlikeli doping değil. Doping deyince kimyasal bazıları anaboliki alıyor. Kas geliştirmek için. Kas geliştireyim derken adamın kasları böyle gözüküyor ama baba yiğit adam diyorsun. Anaboliki alıyor, alıyor, şişiyor, şişiyor, balon gibi. Ama diğer taraftan affedersin söylemesi ama söyleyin geri gelmişken bazı uyanıklar cinsel organı küçülüyor. Erkekliği gidiyor. Testisleri küçülüyor. Menisi azalıyor, sperma azalıyor, kısırlaşıyor, kadınlaşıyor, farkında değil adam. Anabolik alarak şişiyor böyle balon gibi. Ama alt taraf gidiyor, cinsellik bitiyor. Görenler diyor ki vay be ne yiğit adam, kaslara bak ama altı fos. Tövbe estağfurullah. Yani bu duruma düşmeyin, kimyasal anabolik kullanmayın, testosteron. Bayanlar kullanırsa, onlarda da felaket, anabolik kullanırsa, orada erkekleşiyor, kırlanıyor, tüyleniyor. Göğüsleri küçülüyor. Böyle kadın hastalıkları ortaya çıkıyor. Miyomda, kisti, karaciğeri, böbreklere vesaire vesaire. Neyse uzatmayalım. La ilahe illallah. Evet, spirulina da bitmişken. Spirulina evet. Bağışıklık sistemi için dünyada en ideal. Vücudu temizler, arıtır, güçlenir. Doğal dopingdir. Hiçbir yan etkisi yok. Kullandığı zaman detoks vücudu arıtır, temizler. 6 hafta, 7 hafta değil. Ömür boyu kullanılabilir. Uzaya giden astronotlar yanlarına meyve, zepse, tabak, tencere götürmediler. Sadece spirulina götürdüler. Başka hiçbir şey değil. Su ve spirulina. Bir insanın ihtiyacı olan her şey içinde var. Allah onu öyle yaratmış. Her şey var. Kullandığı zaman görecek kişi. 2 ay sonra mesela diyelim ki birisi spirulina alıyor. Diğeri normal besleniyor. İkisi de diyelim ki Ahmet, Mehmet. İkisinin de gücü bir. Yani güreşçi, iki güreşçi düşünelim. 2 ay sonra spirulina alan kişi diğerini 2 dakikada yener. O kadar insana güç ve enerji verir. Çünkü vücudu temizler, aratır. Her türlü cerahat, cürup, pislikten aratır. Güç verir, enerji verir. Hücreleri yeniler. Evet, şimdi karındaki şişlikle devam edelim. Evet, karında şişkinlik bu da çok büyük bir felaket. Amerika Birleşik Devletleri'nde master yapan bir beyefendi geldi bana. Amerika'da tahlil korkmuş. Tabii ki orada bir oraya master yapmaya gitmiş. Bir uygunsuz bir cinsel ilişkide bulunmuş. Hastalanmış. Zannetmiş ki AIDS'e yakalandı. AIDS tahlil yaptırmış. Efendim genital sil, genital herpes, işte hepatit B, hepatit C bir sürü tahlil yaptırmış. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Kontrol, kontrol, kontrol. Hiçbir şey yok. Bütün tahlillerde hiçbir şey yok. O kadar çok sık doktorlara gitmeye başlamış ki artık doktor demiş ki dur bakayım. Sen artık psikologa ihtiyacın var demiş. Adam artık yani bu kafayı yiyecek, bozdu kafayı diye. Çünkü adamda hiç olmayan anormallikler ortaya çıkmış. Karnı küp gibi şişmiş. Bir ishal, bir kabız, bir ishal, bir kabız, karnı şiş. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, işini yapamıyor. Adam master'ını Allah'tan ki bitirmiş. Eğer ki master'ı bitirmeden önce yakalansa, master falan hiçbir şey yapamazdı. Zor gelmiş Türkiye'ye. Öyle ağır, hasta. Diyor ki, iş arayacağım, iş bulmak istiyorum, çalışmak istiyorum ama yani ben bu vaziyette asla çalışamam. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin, karnı küp gibi şişmiş. Hala diyor ki acaba bende AIDS mi var? Amerikalılar bulamadı mı? Veya hepatit B mi var? Hepatit C mi var? Genital sil mi var? Acaba bende ne var? Doktorlar bulamadı. Dünyanın en modern kliniklerinde. Dedim ki sende mantar var. Allah Allah. İlk şunu söyleyin sensin diyor. Amerika'da bu kadar tahlil yaptılar. Bir sürü klinik. Hiçbir mantar demedi. Bir sen söyledin.
Dilini aç bakayım dedim, dilini çıkar bakayım. Ağzını açtı, dilini çıkardı. Bembeyaz böyle tabaka oluşmuş dilinin üzeri. Gördün mü sen diline hiç baktın mı dedim. Bakmadım, bir bak. Baktı ki o dedi, o da şaşırdı. Fark etmemiş. Mantarın oluşumunu dildeki beyazlıktan anlayabiliyoruz mu? Ya da dil, iç organların aynası, ayna gibidir. Hı hı. Dilden bağırsaklarda bir problem varsa, midede, karaciğerde, pankreasta varsa dilin üzerinde anlaşılır. Dilin altından da kalpte bir problem varsa, damarlarda bir yağlanma, daralma varsa anlaşılır. Bunu bulan ilk kimdir? Dilden hastalıkları teşhisi bulan kimdir? 4000 yıl önce Uygur Türkleri bulmuş. Doğu Türkistan Türkleri. Ama her şeyi bizim Türk milleti bulur. Ondan sonra ne yapar? Üstüne yatar, uyur. Yatıp uyumuşlar, unutmuşlar tabii. Çinliler geliştirmiş. Şimdi mesela Çinliler 1777 yılında ilk defa Doğu Türkistan'ı işgal ettiklerinde şimdi orada bir kazı yaptılar, piramit buldular, beyaz piramitler. Beyaz piramit, 3 tane piramit buldular. Bu Mısır'daki piramitlerden daha büyük piramitler bulundu. O piramitlerden altında, içinde binlerce heykel çıktı. Türkler dünyanın en büyük medeniyetini kurmuşlar zamanında. Alaska'dan Adria'ya kadar dünyayı 11 bin yıl yönetmişiz. Ama şimdi Türkiye gibi küçücük bir kağıt mendil kadar bir yeri yönetemiyoruz. İnşallah bir gün yine Adria'dan Alaska'ya kadar geleceğiz, yöneteceğiz inşallah. O günlerde gelecek bakalım. Toparlanabilirsek. Avrupa'nın, Amerika'nın oyuna gelmesin. Ya nerede kaldım? Kafam gitti Adria'dan Alaska'ya. La ilahe illallah Muhammed Resulullah. Şimdi Adria'dan Alaska'ya derken Türkiye güneydoğusunda Avrupa, Amerika oyun oynuyor. Biz orayı kurtarırsak hayırlısıyla. Şimdi evet, bu vatandaşın bağırsa mantar dolu. Karnı küp gibi. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin. Amerikalılar analiz yapmış. Hiçbir şey yok. Seninki psikolojik demişler. Ben dedim ki mantar. Şimdi bu vatandaş 3-4 ay sonra inşallah hiçbir şey kalmayacak. 3 tane beyefendi geldi. İkisi de, üçü de burada tabii onlar. Bayrampaşa'da iş adamı. Üçünün de karnı böyle küp gibi. Boyları maşallah 1.92 metre. Hamile gibi. Dedim bu ne? Ya alkoliksiniz ya da dedim bağırsaklarınız mantar dolu. Ya biz abdestli namazlı adamız, alkol ilgimiz yok. Dedim ki alkol kullanmanıza gerek yok. Çünkü bağırsaktaki mantar en tehlikeli alkolü üretir. Bir, etil alkol, metil alkol, bütil alkol. En tehlikeli zehirli gazları üretir. Etan, metan, bütan. En tehlikeli toksik maddeleri, penisilin üretir. Bağırsaktaki mantarlar. Bağırsaklarda 250 çeşit mantar var. Her mantarın da 250 çeşit alt türü var. Yani çeyrek milyon çeşit mantar var. Çeyrek milyon, 250 bin çeşit mantar var. Her mantar türünün üretmiş olduğu toksik madde farklı farklı. Bu nedenle bazısında kurdeşen oluyor, bazısında polen alerjisi, bazısında besin alerjisi, bazısı şişkinlik oluyor, gaz oluyor, küp gibi şişiyor karnı. Bazısında alkol üretiyor, karaciğeri yağlanıyor, bazısında şeker hastalığı vesaire vesaire. Bütün hastalıkların %99'unu mantar tetikler. Mantar aynı zamanda virüsle beraberdir, koloni şeklinde çalışır. Mantarla virüs birliktedir. Yani bir kişide virüs varsa mantar vardır, mantar varsa virüs vardır. Evet, bu mantarın çözüm yolunu tekrarlayalım izleyicilerimize. Sizin her zaman söylediğiniz ne kullanmaları gerekiyor diyelim. Dünyada ikinci üreten kişi benim bunu. Yeni bir formül geliştirdim. Horopito, geliyoruz inşallah, yoldayız. Evet. Dünyada ilk horopito ile ilgili bir klinik araştırması yapılmıştır. Mantara karşı dünyada en etkili bitkidir. Horopito birleşiminde aloe vera, laden gülü, hamemelis, mahonya, 19 çeşit bitki ekstresinden oluşan çok güzel bir formül geliştirdik. Bunu evet, mantarı yok eder. Mesela daha önce ben bununla ilgili 24 yıldır mantarla ilgili çalışıyorum.
Bugüne kadar mantarın tedavisi 4 ay, 5 ay sürebiliyordu. Şimdi artık süreci hızlandırdık hamdolsun. Yarı yarıya düşürdük diyebilirim. Evet, programımızın sonuna geldik. Teşekkür ediyoruz. Öyle mi? Evet. Evet değerli izleyenler, her pazartesi, çarşamba ve cuma akşamları saat 20.30'da sizlerle olmaya devam edeceğiz. Haftaya görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.